Bugün sizlere kış aylarının mikrobunu, olumsuz grip enfeksiyonlarınızı, boğaz enfeksiyonlarınızı ortadan kaldıracak özel bir karışım yapacağız. Güzel bir bitki çayı olacak. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimizin başında tarçın yer alıyor. Kabuk tarçın. Bir tane havana ihtiyacınız var. Bunları havanda dövüp hazırlayacağız. Beş parça kabuk tarçın kullanacağım. Havanda küçük parçalar haline gelene kadar eziyorum. Küçük parçalar haline geldikten sonra üzerine ıhlamur ekleyeceğim. Yaklaşık olarak da 2 tutam kadar ıhlamur koyacağım. Ve ıhlamurları da içerisine ezeceğim. Islamurlarımı ezdikten sonra bir avuç dolusu yeşil çay, bunu da aynı şekilde karışımın içerisinde eziyorum. Bu karışımı ayrı bir kaba alacağım. Kurutulmuş meyve, bunun içerisinde limon, portakal, hibiskus, ayrıyeten mango var. Bu biraz da C vitamini ağırlıklı olan meyveler. Özellikle bir aylık fazla bir etkiye sahip. Bundan da yaklaşık bir avuç dolusu kadar koydum. Sonra karanfil ekliyorum. Karanfil de ortalama 40 tane kadar koyacağım. Yıldız anasonundan 3 tane koyuyoruz. Hatmi çiçeği, bundan da 6 tane koyacağım. Ve son olaraktan da tane karabiber. Bundan da hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar içerisine gönderiyoruz. Ve hepsini ezeceğiz. Evet, bu karışımı da ilk yaptığım karışımın içerisine ilave ediyorum. İyicene bir harmanlayacağız. Bütün her şey birbirine iyicene karışsın. Ve karışımı bir kavanozun içerisine alıyorum. Evet, karışımım hazır. Şimdi yaptığımız ölçüyle yaklaşık olarak da 17 ya da 18 fincan kadar bunu tüketebiliyoruz. Peki nasıl demleyeceğiz? Onu da göstereyim size. Şöyle bir pota ihtiyacınız var. Eğer potunuz yoksa bitki çayları için şu tarz bitki süzgeçleri var. Demleme için kullanılıyor. Şöyle çevirip açıyorsunuz. Bunun içerisine de koyabilirsiniz. Bardağınızın içerisine sallıyorsunuz. Ve demliyorsunuz. Ama potunuz varsa pot da daha kolay oluyor. Şimdi bu ölçüde çay kaşığı kullanaraktan dolu dolu 2 çay kaşığı potumun içerisine alıyorum.
Sonra üzerine kaynattığım suyumu ilave ediyorum. Bir miktar bir karıştıracağım. Sonrasında potumun üzerine yerleştirip bir miktar bastırıyorum. Ve 5 dakika bunu demlenmeye bırakıyoruz. 5 dakika demlendikten sonra potumun süzgecini aşağıya doğru iyice bastırıyorum. Ve bitki çayımı bardağıma alıyorum. Tatlandırmak için arzu ederseniz içerisine süzme çiçek balı koyabilirsiniz. Ki bu etkisini biraz daha arttırıyor, daha da güzel bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz bal başlı başına bir antibiyotik. Bundan da bir çay kaşığı kadar karışımı koyuyorum. Balımı içerisinde eritip rahatlıkla içebiliriz. Tadı çok hoş. Hem midenize yarar, hem de dediğim gibi kış aylarında mikropları kırmanız için birebir bir karışım. Bunu düzenli olaraktan güne başlarken de tüketebilirsiniz ya da akşamları yatmadan önce de tüketebilirsiniz. Gün boyunca almış olduğunuz mikrobu ya da dışarının etkilerini %80 oranında bertaraf edecektir ve metabolizmanıza çok güzel katkıları olacaktır. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve bol bol like atmayı lütfen unutmayın. Evet, potumuzdan süzdükten sonra tekrar bir süzgeç yardımıyla bir kavanoza aktarıyoruz. Ve şifalı şurubumuz hazır. Bunu tüketirken tatlı kaşığıyla sabahları aç karnına 2 kaşık ve geceleri yatarken de bir tatlı kaşığı kadar içip üzerine de en az 1 ya da 2 su bardağı su içtiğiniz zaman yaklaşık bu karışımı bitirdiğinizde metabolizmanızda çok yararlı etkileri olacağını göreceksiniz. Özellikle gastrit, ülser, reflü, bunun gibi rahatsızlıkları olanlar zaten kullanmaya başladıktan sonra yaklaşık ikinci ya da üçüncü günde artık o mide yanmalarından tamamen kurtulacaklar. Ve sindirim sistemi, bağırsaklar, işte ağız sağlığınız hepsinde çok yararlı etkileri var. Çok doğal, özel bir karışım. Tadı inanılmaz güzel bir karışım aslında. Yani diğer o bitki çayları ya da ilaçlar gibi değil. Çok tatlı, hoş bir aromatik bir yapıya sahip. Severekten tüketeceğinize ve hayatınızın bir parçası olacağını düşünüyorum. Bence sağlığınız için bu doğal karışımı mutlaka denemelisiniz. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve özellikle bol bol like atmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım.